Arkadaşlar, bu gördüğünüz sistem sizlere bilgi amaçlı hazırlanmış ve uygulamalı olarak sizlere ölçü aletleriyle her şeyi açıklamalı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle bu dinamomuzdan bahsedelim. Bu dinamomuz, şu gördüğünüz elektrikli bisiklet tekeridir, motorudur. 3 faz çıkışı vardır. Mil sabittir ve bunun dışı dönmektedir. Ve bir gördüğünüz gibi metal bir ayak yaptım. Deneme tablamız var. Ve bunu denemek için, yani daha doğrusu döndürmek için ayrıca şurada gördüğünüz çamaşır makinesi motorda mevcuttur. Bu da light timer'la, yani devir ayarlayıcıyla ayarlayıp kaç devirde sizlere ne kadar elektrik verdiğini göstereceğim. Ve bunun bu alternatörün çıkışı 3 faz olduğunu söylemiştim. Şöyle gördüğünüz gibi 3 fazdır. Ve bu Çin'den getirdiğim normal konjektördür. Yani akü dolunca şarjı kesen bir sistemdir. Şimdi gördüğünüz gibi bakın ben bir tane far ampulü bağladım. Şu anda yanıyor. Far ampulünü nereye bağladım? Şu gördüğünüz küçük bir aküye bağladım. Bu akü normalde ölü bir aküdür. Motosiklet aküsü, daha doğrusu elektrikli bisiklet aküsü ölüdür. Şu anda bakın bağladım, voltajını da göstereyim size. 9.4 volt göstermektedir. Şimdi ben bu sistemi döndürerek elektrik ürettiğimi sizlere göstereceğim. Aynı zamanda turmetre dediğimiz, bazı arkadaşlar beni eleştiriyorlar. Takometre, turmetre, artık ne derseniz lazer metre ile kaç devirde ne kadar volt ürettiğini sizlere göstereceğim. Şu anda hafifçe döndürüyorum. Önce voltajı tekrar görelim. 9.4. Şu anda motoru hafif döndürmeye çalışıyorum. Evet, şu anda dönmeye başladı. Voltajımıza bakalım. 9.7. Biraz fazlalaştırıyorum deviri. Bakın şöyle. Bakın 10. Ve ampulün farı da peri de fazlalaştı. Biraz daha arttırıyorum. Sesinden de, motorun sesinden de anlıyorsunuz. Bu normalde 13.5 voltta aküyü şarj etmektedir. Evet, 13.4. Şu anda akü şarj bölümündedir. 13.6. Evet, gördüğünüz gibi şu anda akü şarj etme durumundadır. Biraz daha fazlalaştırıyorum. Evet, şu anda akü şarja geçti. Şimdi kaç devirde aküyü şarj ettiğini burada turmetre ile göreceğiz. Bakın. Şu anda 165, pardon, evet 165-166 devirde aküyü şarja geçti. Gördüğünüz gibi. Evet, şu anda sistemimiz çalışmaktadır. Bakın, şu anda durduruyorum. Ampulün feri biraz yavaşladı. Niye? Çünkü akümüz ölü olduğu için. Voltaja bakıyoruz. Yine 9.6. Tekrar hızlandırayım. Bakın. Tekrar düşürüyorum. 9.6. Çünkü akümüz ölü olduğu için şarjı kabul etmiyor. Ben sizlere yani 169, yani 170 devirde şarja geçtiğini dinamonun gösterdim. Gördüğünüz gibi far ampulünde yakmaktadır.
Teşekkür ediyorum.